Sevda. Bak ne güzel güvenlik sorunu da çözüldü. Anlatacaktın her şeyi. Olacaktı bitecekti. Sen niye yalan söyledin ki ailene? Niye doğruyu söylemedin? Söyleyemem. Niyeymiş? Ne oldu, yalan alışkanlık mı yaptı? Ya ne alakası var Ali? Neyle alakası var peki? Allah aşkına bir anlatır mısın? Ben şimdi annemlere evliliğin sahte olduğunu söylesem ne olacak o zaman? Ne olacak o zaman? Ne olacak? Beni burada bırakmayacaklar. Alıp Uygar'ın evine götürecekler. Sen Uygar'ın evine gitmemi istiyor musun? Ne alakası var Sevda? Daha ne o zaman? Hem evliliğin sahte olduğunu söylersek mahallede duyacak. Bu sefer yalanımız da ortaya çıkacak. Mahalleye bunu nasıl izah edeceğiz? Ya mahalleli sorun değil, o anlatılır. Da şu Uygar'ın evinde kalma meselesini bir daha açma lütfen. Hem bu saatten sonra Tuğçe'nin evinde kalmama da izin vermezler. Ya. Bak doğru yapmışım değil mi? Sevda, doğrular yanlışlar birbirine karıştı sayende. Sen daha dur. Ben senin çölüne yağmur olacağım. Kızım. Tamam, tamam. Ben onları yatıştırıp gönderirim. Merak etme sen. O iş bende. İyi, tamam. Gönder. Ben çıkıyorum o zaman. Olmaz. Niye olmuyormuş? Niye olmuyor? Nereye gideceksin ki? Dükkana. Sadece dükkana mı? Sevda, ne oluyor Allah aşkına? Hiç. O zaman başka bir yere ayrılma, tamam mı? Emredersiniz. Ederim tabii. Sonuçta biz evli değil miyiz? Doktor bey, nereye gidiyorsunuz konuşmadan? Ben. Nedir durumu şimdi kızımın? İyi günler. Duymuyor musunuz doktor bey? Size soruyorum. Şey, ben başka bölümde şey yapıyorum. Ne işiniz var burada o zaman? Benim doktorum değil baba, yanlış gelmiş. Hadi siz gidin, hocanızı çağırın doktor çocuğum. Tamam, ben hemen profesörü çağırıyorum. Allah Allah, nasıl bir hastane burası böyle ya? Neyse, ben zaten seni kendi doktoruna götüreceğim. Ama önce bir konuşayım da şunlarla. Ne işi var o çocuğun burada? Sen tanımıyor musun? Hani haberim vardı? Ne haberi? Nereden çıktı şimdi bu? Demek beni kaçmaya ikna etmek için yalan söylemiş. Zeynep, neler oluyor? Şunu anlatır mısın baştan? Kusura bakmayın, benim acil bir işim çıktı, gitmem lazım. Seda size bütün detayları anlatacak. Gerçekten böyle olsun istemezdim. Tekrar kusura bakmayın. Kızım, sen gerçekten bu adamla evlendin mi? Evlendim dedim ya baba. Ay Allah'ım, sen benim aklıma mukayyet ol. Sen ne ara evlendin Sevda? Biz yan yanaydık, hep beraberdik. Canım, düğün yaptık demedim ki.
Gittik iki imza attık. İki imza attınız öyle mi? İki imza attınız. Bizim haberimiz olmadı öyle mi Sevda? Anneciğim özür dilerim. Bunu senden hiç beklemezdim Sevda. Bunu sen mi söylüyorsun baba? Köksal yürü gidiyoruz. Belli ki Sevda ana baba nedir unutmuş. Anne! Yapma lütfen. Sen yaptın Sevda. Sen yaptın. Limonata için teşekkür ederim. Ama eczaneyi çok boşladım. Babam artık sıkıntı yapıyor. Benim geçmem lazım. Ben de geleyim. Sen niye geliyorsun? Benim tansiyonum yükseldi de. Bir baksan hani fena olmaz yani. Bunun için eczaneye gelmene gerek yok. Ver elini bakayım. Normal başladı ama vuruşlar gittikçe hızlanıyor. Ne düşünüyorsun sen? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Nasıl bir şey düşünmüyorsun? O zaman niye artıyor bu nabız? Belki gördüğüm şeyden dolayıdır. Olabilir. O zaman baktığın yere dikkat et. Yani seni heyecanlandıran şeylerden uzak dur. Yani tansiyonunu kontrol altında tutmak istiyorsan tabii. Görüşürüz. Senden uzak durmak ne mümkün Duygu Hanım.